Tam 80 ülkeyi otostop çekerek, çadırda kalarak gezdi. 27 yaşındaki Alman gezginin son rotası Türkiye oldu. Ancak buradan gitmek istemiyor. İşte Türkiye sevdalısı Alman gezginin anıları. Being in Cappadocia felt like... Ben dünyayı otostop yaparak dolaştım. Ben buraya geldim çünkü burada çok mutluyum. I travel to a few countries. Her gün, her saniye sadece İstanbul'da olmak istiyorum. Amerika, Filipinler, Çin, İran, Pakistan ve daha tam 80 ülkeyi otostop çekerek çadırlarda kalarak gezdi. Ama en çok Türkiye'yi sevdi. Ben Fatih Akın'dan bir film izledim ve İstanbul'u ilk kez bir filmde gördüm ve aşık oldum. 27 yaşındaki Alman vatandaşı Francesco Nihius. O bir gezgin. Birbirinden farklı maceralar yaşadı. 18 yaşından bu yana gezmediği ülke kalmadı. Hem gezdi hem video çekti. Gittiğim tüm ülkeler benim tüm korkumu aldı. Hep iyi insanlarla karşılaştım. Anılarına Hüseyin adlı bir tır şoförü bile dahil oldu. Almanya'dan Türkiye'ye otostop yaparak geldim. Bir Türk şoförü beni kabul etti. 1000 kilometre yolculuk yapmıştım. Tır şoförünün adı da Hüseyin'di. Evet, bu Hüseyin. Böyle geldik. Gerçekten. Vallahi. Nereyi gezerse gezsin Türkiye aklından çıkmadı. Burada yemek yemenin keyfi onun için bir başkaydı. Dünyanın en lezzetli yemeği bence bendeli tavuk. Kebap, evet, cağ kebabı ve Adana kebap çok seviyorum. Baklava? Ay, çok güzel. En çok da Türk çayı içmeyi sevdi. Evet, ben çay çok içtim, çok seviyorum. Çünkü Alman kültüründe çay yok. Ama burada çok var. Şimdi Türkiye'den çıktığımda İstanbul'u çok özlüyorum. Ve havalimanında evinize hoş geldiniz ifadesini görünce gözlerim adeta ıslandı. Live to discover it. Her gittiği ülkede anılarını videolarla sosyal medyada paylaştı ve o videolar kısa sürede milyonlar tarafından izlendi. Geçimini de işte böyle sağlamış oldu. Alman vatandaşısınız ama Türkçeniz harikulade. Bu nasıl oluyor? Yani ben çok okudum. Türk arkadaşlarım var ve Türkçe dizi izledim. Türkiye'ye tek yön bilet rezervasyonu yaptım ve... Şimdi hala buradayım. Kararından pişman olmadım. Türklerin büyük ve kibar kalpleri var. Lise sonsuz. Evet, bu kadar.